Duydun mu? İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa da ceza verin. Sadece kadınlara değil. Kadın tek başına zina edebilir mi? Yok. O zaman? Şu an diye yapıyor. O zaman iki tarafın da ceza yapmışlar olduğunu bak ayet de sana. Bir, iki tarafa da ceza verin. Eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Bak bu da önemli. Eğer tevbe ederlerse, tevbe İslam'da çok yani şey bir mekanizma. Yani insan pişman olur hatasından ve tevbe ederse o insan için akan sular durur. Yani insan hata yapmakla adeta mükelleftir diyesim geliyor. Çünkü ilk insan hata yapmış. Bütün peygamberler de hata yapmış. Arada gelmiş ki şu an bütün insanlık hata yapmış. Şu anda insanlığın yarısından çoğu hata içerisinde, Müslüman olduğunu zannedenlerin çoğu hata içerisinde, öyle değil mi? Namaz kılanlar hata içerisinde, imamlar hata içerisinde, müftüler hata yapıyor. Yani hata yapmamak mümkün değil. Hata insanın bir parçası. Burada erdem ne biliyor musun? Hatayı anlayıp, ya Rabbi ben hata yaptım demek, beni affet demek. Namaza başlarken estağfurullah, 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 ya Rabbi ne dedim senin rızan için. Başlarken hemen estağfurullah var. Hata, yani affet diye başlıyoruz. Herhangi bir şey yapacağız, estağfurullah diyoruz. Kötü bir söz söyledik, estağfurullah diyoruz. Yani her yerde mağfiret dilemek. Hata bizim için. Hata yapar insan. Nasıl insan hata yapıyor, hadi hata yapalım değil. Ben bunu söylemiyorum. Hata sehven olan şeydir. Hata kazayen olan şeydir. Hata bilerek yapılmaz. Bile bile bir insan hata yapmaz. Hata, sehven, kazara, bilmeden, anlamadan, yanlışlıkla olan şey. Hata dediğimiz şey, yanlışlıkla olan, kazaen olan, sehven olan şeyler hatadır. Ve bunlar için tevbe kapısı açıktır. Şimdi bakın bir sonraki ayette bunu da izah edecek. Eğer ki böyle fuhuş veyahut da başka fuhuş demek, İslam'da kötülük anlamında kullanılıyor. Sadece zina olarak anlamayın bunu. Fuhşiyat, kötülük. Anlatabildim mi? Yani burada sadece zina kastedilmiyor. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı, fuhuş derken burada kadınlarınızdan kötü iş yapanlar. Tabii ki zina da bunun içerisine giriyor. Ama kötü işleri yapanlar, kötülük yapanlar. Yani illa fuhuş dediğiniz zaman yatmak mıdır? Hayır. Bir kadının bir erkeğe göz kırpması da o erkeği alıp götürmek için yeterlidir. Veyahut da bir erkeğin bir kadına göz kırpması da herkese öyle. Veya başka şekilde yani bir sürü şeyleri var işte artık. Yani kayıt var, çocuklar var. Tamam mı? Efendim, tevbe eden uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Eğer tevbe ederse, samimi olarak o kadının tevbe ettiğine inanılıyorsa, tevbe etmişse, şimdi onun samimi olup olmadığını nasıl anlarsın? Yani tevbe bir defa tevbe etti, aynı hatayı bir daha yaparsa ondan sonra anlarsın bunu ya. Bu yolun yolcusu. Zırpır zırpır böyle şey yok. Bir onu yap, bir tevbe. Bir yap, bir tevbe. De, ben tevbe ettim. Böyle bir şey yok. Ama bir insanın başına bir iş ilk defa geldiği zaman yani pişmanlığı okunur yüzüne. Bugün görüyorsunuz mahkemelerde insan yani bir an bir cinnet geçiyor, şu oluyor, bu oluyor, bir hata yapıyor, hatadan sonra mahkemede pişmanlığı yüzünde okunuyor adam. Diyor adam var, bir de pişmanım diyor ama lan bir çıkayım bak seni ne yapacağım derdiz ben pişmanım diyor. Yani adam pişman ama hiç suratında o şeyi ifade yok. Yani az çok belli eder kendini. Zaten burada sen ben bunu anlamayacağız. Yani İslam hukukunda bunu anlayacak olan İslam mahkemesidir. Onun pişmanlığını, onun cezasını verecek olan İslam mahkemesidir. Yani İslam hukukunun profesörleridir diyelim bugünkü manada. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir. Şurada şunu da söyleyelim tevbe konusuna girmişken. Bir yolda gidiyorsunuz, birisi size bir yanlış yaptı, bir hareket yaptı, şu oldu, bu oldu. Veyahut da evde hanımınız bir hata yaptı veya çocuk bir hata yaptı. Gelip de baba özür dilerim dediyse, akan suları durdurun. Eğer siz özrü kabul etmiyorsanız Allah da sizin özrünüzü kabul etmez. Ya hanım bir hata yaptı. Hatasını kabul ettiyse şayet. Ya işte anlamadım. Ne olacak? İnsan özür dilediği zaman bir şey diyemiyorsun. İyi ki kırdın. Ya ne olacak falan dediği zaman işte işin ama. Değil mi? Özür dileyeni affederseniz Allah da sizi affeder. Çünkü siz de zırt pırt ya Rabbi affet beni diyorsun 5 vakit namazda. Eğer sen affetmezsen Allah da seni affetmez. Bağlantıyı gördünüz mü? Sen affetmezsen kimden aff diliyorsun? Ben affetmem, benim dediğim dedik ki Allah'ım sen beni affet. Yok ya. Ben olmaz, ben affetmem ama sen affetme.
Hocam şu dördüncü açıklamada biraz farklı değişik şeyler var orada. Diyanet, Elmalı, Ömer Nasuh, Celal Yıldırım'da mı? Yok, onun bir altı. Ali Fikri Yavuz. Evet, Elmalı ikisinin. Sizden zina edenlerin her ikisini de eziyet... Ya o tefsire girmiş biraz, yani kendi yorumunu katmış.